Merhaba. Bu videoda sizlere 2015 Golf 1.6 TDI aracın yakıt filtresi nasıl değiştirilir bunu göstereceğim. Benim 30 bin kilometre olmak üzere arabanın yakıt filtresinin değişmesi gerekiyor şu an. Evet, Ufi marka filtre aldım. Kodu bu. Başka markalardan da bulabilirsiniz. Ben size şimdi bu aşağı kısma ya da sol kısma hangi markada hangi numara uyumlu. Tabi almadan önce mutlaka arabanızdaki filtre haznesine bakın. Ona göre uyumlu olanı alın. Benim araçta şimdi 2015 Midland Plus 1.6 TDI manuel vites araçta çıkan parça bu. Ufi'de orijinal bir ürün zaten. Şimdi işlemlere başlayalım. Kaputu açacağız şimdi. Yakıt filtremiz, yani mazot filtremiz burada. Şimdi bunu açarken etrafa mazot dökülecek büyük ihtimal. O yüzden şöyle her tarafı, özellikle bu far tarafını kapatıyorum. Uç şu Torx 20 numara, yani T20 diye geçiyor. Şimdi onunla şu vidaları sıkacağım. 1, 2, 3, 4, 5 tane vidası var. Şu arkadakini sökerken dikkat edin çünkü aşağıya düşebilir. Evet, bir kontrol ettim aynı mı diye. Şimdi şöyle bir enjektörle bu içerideki mazotu alacağım. Gördüğünüz gibi şu kısımlarda kirler var. Şimdi onları ben bezle sileceğim. Evet. İçini iyice bezle temizledim. Şu an yenisini takacağız ve üzerine tekrardan mazotu ilave edeceğiz. Ondan sonra kapatacağız. Evet, eskisi ve yenisi. Evet, şimdi bu mazotu süzüyorum.
Evet, içinden çıkan mazotu bezle süzdük. Şimdi geri içine boşaltacağım. Evet, işlem bu kadar. Şimdi geri kapatacağım, vidalarını sıkacağım. Ortadaki o kanalın yerine tam oturduğundan emin olduktan sonra vidalıyorum. En son bir iyice sıkacağım. Son olarak şu balata spreyi ile etrafını temizliyorum. Şimdi arabayı çalıştıracağım. Şimdi arabayı bir çalıştıralım bakalım. Evet, önce bir çalıştı. İçindeki mazot bitince söndü. Sonra tekrardan mazotu çekince şu an herhangi bir sıkıntı yok. Evet. Ya, yakıt filtresini değiştirdikten sonra bir işlem daha yapacağız şimdi. Bu zorunlu bir işlem değil. Eğer elinizde Vacom kablonuz varsa Vacom'dan ben gelip şimdi hem servis resetini yapacağım. Tabi onun için başka yöntemler de var. Ben VCTS programı üzerinden resetleyeceğim. Başka yöntemleri de zaten internette ararsanız bulabilirsiniz. Servis resetleme için. Şimdi şöyle, eğer daha önce bir Vacom kodlaması yapmadıysanız sağ üstte bırakacağım videodan Vacom kodlaması nasıl yapılır öğrenebilirsiniz. Şimdi programı açıyoruz. Önce bir test yapacağım. Evet. Hepsi read statü. Okey. Şey, statü hazır diyor. Diğerleri okey. Herhangi bir sorun yok. Şimdi select'e geliyorum.
Buradan engine'e geliyorum. Tüm kanalların yüklenmesini bekliyorum. Basing settings. Buradan transfer fuel pump test diyor. FP. Onu seçip go diyorum. Ve bekliyorum. Tamam. No display dedi. Herhangi bir sorun yok. Running çalışıyor. Kapattım. Go back. Şimdi arabayı bir çalıştıracağım. Çalıştı. Herhangi bir sorun yok. Tamam. Yakıt filtrem düzgün çalışıyor. Bunda bir sıkıntı yok. Şimdi tekrar kodlamaya geçip arabanın servis göstergesini sıfırlayacağım. Yani tekrardan 15.000 kilometreden ya da 365 günden geri saymaya başlayacak. Service Reminder Interval Reset diyor. SRI Reset yani. Bunu tıklıyorum. Bekliyorum. Şimdi o kontrollerini yapıp sıfırlamayı gerçekleştirecek. Ayarlardan göstereyim. Servis. Gördüğünüz gibi 15.000 kilometre ya da 365 gün şeklinde. Bunlardan biri dolduğu zaman zaten araba ekranda uyarı verecek. Evet. Yakıt filtremizi bu şekilde değiştirmiş olduk. Şu an arabanın bakımları tamamlandı. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi günler.